Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Söz Sende programıyla karşınızdayız. Beyaz Türkler 7 Haziran seçimlerinde CHP ile HDP, 1 Kasım seçimlerinde ise ordu ile örgüt arasında sıkıştı. Geride bıraktığımız iki seçimin belki de en çarpıcı analizlerinden birini siyaset bilimci Hasan Bülent Kahraman işte bu sözlerle yaptı. Söz Sende de bu akşam Türkiye'deki toplumsal yapıyı ve bu yapının siyasete yansımasını konuşacağız. Toplumsal kutuplaşmanın gün geçtikçe daha da artıp artmadığını, siyasi gruplar arasında oluşan kalın duvarları ve toplumsal ayrışmanın nasıl önüne geçilebileceğini değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeyi yaparken elbette ki son yıllarda Türkiye sosyolojisinin popüler kavramı beyaz Türklerin siyasal sıkışmışlığını ve her seçimden belki de mağlup ayrılmalarının gerisindeki nedenlere bakacağız. Konuğum siyaset bilimci Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman. Söz Sende'nin ilk bölümünde Profesör Kahraman ile konuşacağız. İkinci bölümde ise iki gazeteci konuğumuz olacak bu sefer. Akil İnsanlar heyetinde de yer alan meslektaşlarım Fadime Özkan ve Eren Eğilmez. Söz Sende'de benimle birlikte olacaklar. Söz Sende'ye başlıyoruz. Hasan Bülent Kahraman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Söz Sende'ye. Biraz sizin yazdıklarınız ya da analizlerinizi anlatmaya çalıştım ama şöyle başlayalım mı? Bu beyaz Türkler, ne demek bu beyaz Türkler? Şimdi bu aslında benim çok kullandığım veya kullanmayı tercih ettiğim bir kavram değil. Ama kendimi izah edebilmek için, açıklayabilmek için neredeyse artık bizim siyasal literatürümüze veya gündelik popüler siyasal dilimize, söylemimize girmiş olan bu kavramı ben de ister istemez kullanıyorum. Şimdi bunun birçok yan anlamı var, birçok konotasyonu var. Esas itibariyle nedir? Beyaz Türkler, işte o yazıda da tarif ettiğim gibi, yani kentli, yüksek gelir grubuna ait, kentlerin merkezinde yaşayan, iyi eğitimli, batılı bir kitleyi bununla tarif etmek istiyoruz. Hı hı. Şimdi beyaz kavramının tabii batı literatüründe ve batı zihninde başka anlamları var. Onların bize çok uyduğu kanısında değilim. O yöndeki bazı zorlamalar farkındayım, var, mevcut. Ne gibi açalım mesela? Şimdi batıda beyaz dediğiniz zaman bir kere beyaz adamın mitolojisi, yani 1990'lardan itibaren batıda gelişen bir takım yeni çalışma alanları var. İşte sömürgecilik sonrası çalışmalar, madunlar üstüne, subaltern gruplar üstüne yapılan çalışmalar, efendim işte kadın çalışmaları, bir takım farklı kimlik grupları, farklı cinsel tercihe dayalı kimlik gruplarının çalışmaları. Bunların temel bir iddiası vardı ve onlar dediler ki batı tarihi esas itibariyle ve hatta batılı sosyoloji yazımı, batılı tarih yazımı, bunlar beyaz adamın mitolojisi üstüne kurulu yazılardır. Yani batı yıllarca işte Afrika'yı, uzak doğuyu sömürdü ve onların varlığını hiçe sayarak sadece kendi tarihi, kendi geçmişi ve kabul etmek istediği, görmek, göstermek istediği bir tarihi yazdılar. Üstünün, yani üstün tabii olanlar üstünün, değil mi? %100 öyle. Amerika'da bu tabii özellikle Hispanikler, yani İspanyol kökenli Amerikalılar, Afrika kökenli Amerikalılar olarak ortaya çıktı. Şimdi buna tabii Orta Doğu kökenli, muhtemelen Müslüman kökenli, İslam kökenli Amerikalılar ve Avrupalılar da katılacaklar. Hele şimdi İslamofobyanın bu kadar tartışıldığı bir dönemde. Şimdi bizdeki siyasal ayrım genellikle merkez çevre ayrımıydı. Bu yıllar önce 70'lerde ilk defa tespit edildi. Sonra hepimiz buna bir ölçüde katkıda yaparak geliştirdik bunu. Ben ona şöyle bir katkı 2000'lerden itibaren yapmaya çalıştım. Sadece bir merkez ve sadece bir çevre artık yok. Yani peki, merkez nedir? Büyük şehirlerdir, metropoldür, çevre de taşradır genel anlamıyla. Ben sonradan dedim ki merkezde yer alan bir çevre var. Yani her merkezin, her metropolün, her büyük şehrin bir taşrası var artık. Her taşranın içinde de bir merkez var. Neden? Çünkü eskiden bir zengin sınıfı vardı ve zenginler, burjuvalar diyelim kendi tabiriyle, büyük şehirlerde yaşardı. Taşrada da küçük bir taşra burjuvası vardı. Bunlar işte kendi küçük ticaretleri ve çok küçük sanayi üretimleriyle yaşarlardı. Fakat küreselleşmenin etkisiyle vesaire bir kere o taşradaki sermaye çok büyüdü.
çok kendine yeter bir hale geldi. Hatta çeşitli nedenlerle, gerekirse ayrıntılara gireriz, artık merkezi, merkezdeki büyük burjuvaziyi, yani Türkiye'nin merkezini, büyük şehirlerindeki büyük burjuvaziyi atlayarak doğrudan doğruya dünyayla bu küresel bağlanma içinde iş yapmaya Entegre olmaya başladı. O arada bir şey soracağım. Burjuvazi gerçekten var mı Türkiye'de? Artık var. Yani, diyebilir miyiz? Tabii. Yani bu Osmanlı'dan beri devam eden bir tartışmadır. İşte evet. Yoktur. Evet. Ama sonra işte buna sol literatür bir komprador burjuvazi, yani dışarıyla entegrasyon içinde faaliyet gösteren bir burjuvazi olduğunu söyledi. Ama bu çok eski bir yorum. Yani evet. 2015 senesinde artık Türkiye'nin bilmem 300 milyar dolar bilmem ticaret hacminin olduğu bir ülkede bir burjuvazi yoktur demek artık kabul edilebilecek bir argüman değil. Şimdi dolayısıyla iki burjuvazi var. Bir büyük şehirde, bir de öbür tarafta. İki de taşra var. Bir normal taşra var. Tabii kırsal alan da denebilir buna artık. Bir de yani düşünün ki İstanbul'a senede 500 bin nüfus geliyor. İzmir'e nüfus gidiyor. Antalya'ya nüfus gidiyor. Mersin'e nüfus gidiyor. Şimdi oraya başka nüfuslar da gidiyor. Suriye göçmenleri vesaire. Ama kırsal alan 90'lardan itibaren çok büyük bir çözülme yaşadı. Büyük şehirlere geldi ve böylece merkezde taşralar, taşrada da merkezler oluştu. Oluşmaya başladı. Şimdi böyle olunca bunun getirdiği kültürel zıtlaşmalar, bunun getirdiği sermaye çatışmaları, bunun getirdiği siyasal ideolojik çatışmalar kendini göstermeye başladı. Ve bizdeki beyaz Türkler de işte bu kentlerin büsbütün merkezinde yaşayan, demin tarif ettiğim nitelikleri, özelliklere sahip olan ve doğal olarak yani bunu yerli yerine oturtalım, kendi dışındaki bu kitleyle çatışan bir kesim meydana getirdi. İşte beyaz Türklerin bizde zannediyorum son 20 senede, son 10 senede, 15 senede ortaya çıkmış genel tipolojisi bu. Doğal olarak çatışan dediniz. Evet. Doğal mı çatışma? Şimdi çatışmanın bir kısmı doğal. Dünyada şunu biliyoruz, kültürel çatışmalar var, siyasal çatışmalar var, ideolojik çatışmalar var. Bunları bir tasnife tabi tutmak başlı başına bir tartışmadır. Yani hangisi hangisini etkiler? Önce ideoloji, sonra kültür, önce sınıf, sonra. Tabii Marksist okuma buna ayrı bir cevap verir. Weberyen okuma buna ayrı bir cevap verir. Ama hiç şüphe yok ki Türkiye demin sizin söylediğiniz gibi bu burjuvazi var mı yok mu tartışmasını yaptığımız dönemlerde de sınıfsal bir yapıyı bünyesinde barındırıyordu. Bugün de sınıfsal yapısına bir sınıfsal yapıya hem de çok kuvvetli sınıfsal özelliklere sahip bir sınıfsal çatışmayı bünyesinde barındırıyor. Ve bunun tabii sınıfların kendilerine göre kültürel davranışları var. İdeolojik normları var, kültürel normları var. Buradaki bizdeki son 15 senenin, 20 senenin çatışması işte bu taşranın merkeze gelip burayla tam entegre olmadan kendi kültürel dokusunu, ideolojik formasyonunu, yapısını, özelliğini koruyarak bu merkezde yer alması. O zaman bu alanlarda bir takım çatışmalar çıkıyor. Şimdi yine 90'lardan sonra yapılan tartışmalarda, yorumlarda öğrendiğimiz bir şey var. Şimdi Türkiye o tarihlerde bir kavram öğrendi veya keşfetti. Kamusal alan, kamusal alan, kamusal alan. Bu kamusal alan. Zorla da öğrendik belki, değil mi? Evet. Öğrendik. Bu aslında bir toplumsal alan demek evet. lazım buna. Kamu yani public space dediğimiz hadise toplumsal alandır. Şimdi niye bu kavram önümüze geldi? Çünkü 1990'larda İslam artık çok görünür bir şekilde Türkiye'de yerleşik devlet kabullerinin ötesine geçecek bir şekilde bazı sembollerle yer aldı. Çok tartışıldı o zaman başörtüsü. O zaman türban evet. zaten deniyordu. Evet. Bu türban, bu başörtüsü semboldür değil. Tabii ki bir sembol. Hatta şu tartışılıyordu hatırlarsanız. Başörtüsü ise tamam ama türban olursa kabul etme. O son çok ilginç değil mi? Nokta. Evet. Çünkü evet. başörtüsü gelenekseldir. Evet. Türban bağlama şekillerine kadar. Evet. Efendim işte türban daha siyasal bir semboldür gibi öyledir. Hı. Bir kere bunu koyalım. Zaten öyle olduğu için bu tartışma, yani adı koyulmasa bile bunun böyle olduğu
bilindiği için bu tartışma çıktı. Niye çıktı bu tartışma? İşte o kamusal alanda, kamusal alanda İslam'ın kendi sembolleriyle veya taşranın, yine o bakış açısına göre taşranın buradaki toplumsal alanda kendi sembolleriyle ve varoluşuyla belirginlik kazanması bir tartışma getirdi. O tarihlerde bizim yeteri kadar üzerinde durmadığımız ama bugün çok daha ayrıntılı olarak bildiğimiz bir diğer husus şudur. Toplumsal alan aslında bir gerilim ve bir çatışma alanıdır. Bir contested space'tir orası, kendi yine tabiriyle söyleyelim. Bu sadece bize özgü bir şey değil. Biz böyle bir kabul içindeyiz veya bir öngörü veya bir izlenim veya bir yanılsama içindeyiz. Yani bu alanlar sanki başka toplumlarda çatışma üretmez de Hürlük Gülistanlıkmış gibi davranıyoruz. Evet, evet, sanki bizde... Hayır. Toplumsal alan daima bir çatışma alanıdır. Orada herkes kendi sembolü, kendi varlığıyla yer almak ister. O alanın demokratik olması da bunun için özdeş. Fakat hiçbir dönem, ya hiçbir dönem demeyeyim ama bu toplumsal alandaki çatışma gün geçtikçe fazlalaşmaya başladı Türkiye'de. Şimdi, değil mi? Şimdi şöyle, niye oraya geldik? Şundan dolayı, kabul edelim ki bizde Cumhuriyet tarihi, ki benim A'dan Z'ye kadar çok önemsediğim bir tarihtir. Biliyorum, onu evvela belirteyim. Bu tarih bizde çok homojen, çok homojen. Devletin temel kabullerini bütün yurttaşların da benimsemesi esasına dayalı bir anlayış içinde oluştu. Bu bir üniform, bir homojen toplum yaratma çabasıydı. Bu da büyük bir başarı öyküsü olarak bizi çok yakın tarihlere kadar getirdi. Bugün de hala öyle. Yani şimdi Güneydoğu tartışması var. Parantez içinde bunu söyleyeyim. Bu tartışmanın, hatta kıyamet diyorum ben ona, Güneydoğu'da kopan bu kıyametin diğer hiçbir şehre yansımasının olmaması aslında bu homojen toplumun bir başarısı olarak görülmeli. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Burada din bir rol oynuyor, diğer temel kabuller rol oynuyor ama sonunda bu bir başarı. Şimdi ona döneceğiz zaten. Evet, geleceğiz. Onunla konuşacağız. Evet. Şimdi o temel kabuller, işte bu kurucu ideolojinin bir grubu, tersinden söyleyeyim, bir grup kurucu ideolojiyi kendine ait saydı. İşte batılı, iyi eğitimli, okumuş yazmış. Yani beyaz Türkler. İşte bu. Yani bunlar o alanın diğerleri tarafından kullanılmasıyla birlikte bir tartışma yaşadı. Cumhuriyet de benim, Atatürk de benim, devrimler benim. Evet, gibi. Yani o tanzimattan beri gelen aslında batılı laik norm, bunun peki, daha da ötesi yok. Bu ve kendi yine sembolleri, işte kadınlar başları açık vesaire vesaire, hepimizin bildiği şeyler. Bu bir kabuldür dendi. Şimdi şunu da biz kabul edelim, madem onlar onu kabul ediyorlar. Tarihin, bizim kendi tarihimizin öğrettiği bir husus var. O da şu, bu gerçekten Türkiye'de belli devlet kurumları tarafından, adıyla söylemek gerekirse ordu tarafından da desteklenen bir model, modeldi, bir proje, bir uygulamaydı. Ne zaman ki bu belirttiğimiz görüntü ortaya çıkardı Türkiye'de, ne zaman ki taşranın büyük kente doğru hareketi söz konusu olurdu, onların kendi sembollerini yine büyük kentte, büyük alanlarda ifade etmesi ön plana gelirdi, ordu müdahale ederdi. Şimdi 27 Mayıs'ın arkasında bunlar var, 12 Eylül'ün arkasında bunlar var, 28 Şubat'ın arkasında bunlar var ve her defasında bu kitle büyük ölçüde o sahadan daha uzakta tutuldu, tutulabildi yahut da bu tarihin bize gösterdiği. Ama 90'lardan itibaren dünyadaki bu küreselleşme değişim ve ona bağlı yeni demokrasi kabulleri, bilhassa kimlik politikalarının ortaya çıkması, ona bağlı olarak da insanların artık devlet tarafından kendilerine verilmiş kimliği değil de kendi sahip olmak istedikleri kimliği ifade etmeye koyulmasıyla birlikte bu eski düzeninden uzaklaşan bir yapıya dönüştü. İki, yine kabul etmek lazım ki yine bu dünyadaki yeni normlar, yeni kabuller, yeni konjonktür, küreselleşme gibi unsurlar
artık ordu müdahalelerini de veya bürokratik devlet müdahalelerini de ortadan kaldırdı. Hı hı. Bu Fransa'da da böyle. Yani Amerika'ya cumhuriyet midir değil midir demek zordur ama cumhuriyet kabul edelim büyük ölçüde. Amerika'da cumhuriyetçiliği esas kabul eden Fransa'da, cumhuriyetçi temele oturmuş olan Türkiye'de bu sorunlar eş zamanlı olarak yaşanmaya başladı. Peki orada bir duralım, şunu soracağım. Bütün bunlar olurken Beyaz Türkler cephesine, tabii hepsini de böyle öyle homojen bir yapı olarak nitelendirmek yanlış ama şunu soracağım en azından benim diyenler açısından. Ordunun müdahalelerini bile meşru gören bir yapı vardı. Evet. Değil mi? Tabii tabii. Bu 27 yani, Mayıs'ta da tamam, böyle 12 Eylül'de tamam. De. O nasıl oldu da değişti sonrasında? Şimdi bakın bir kere bunları kabul etmek lazım. Yani Menderes hareketi, daha sonra Demirel hareketi, Özal hareketi aslında bir süreklilik içinde bunu taşıyordu. Ben Demirel'e bir defa sordum. Hı hı. Dedim ki siz işte mühendisdiniz, Menderes'in parlak bir bürokratıydınız, siyasete girdiniz. Ben dedi siyasete köylüyü devletle barıştırmak için girdim. Ve bana çok ilginç bir anekdot anlattı. Hadi ben de ilk defa burada bunu buyurun anlatayım. Şu, Cemal Gürsel öldü dedi. Ve biz İsmet Paşa ile birlikte cenazeye gittik. Ben diyor İnönü'nün yanına gittim ve Paşa şu namazı beraber kılalım dedim. Bana baktı yani İnönü buna bakıp. Demirel'e bakmış. Bakıp diyor ki, demiş ki bana bak ben bu işleri senden daha iyi bilirim. İyi ya paşam demiş, buyurun siz önümüze geçin bunu beraber kılalım. Ve paşa diyor çok nadir olarak ilk defa ortada geldi namaz kıldı. Hatta bir espri daha anlatırlardı bizim çocukluğumuzda. Bir anekdot, espri değil. İşte efendim demişler İsmet Paşa'ya, hiç siz bu konuşmalarınızda, seçim konuşmalarınızda, nutuklarınızda Allah sözü etmiyorsunuz. Hı hı. Ve böyle bir gerilim var, edeyim bu defa demiş. Konuşmasını bitirirken Allah'a ısmarladık arkadaşlar demiş. Şimdi bu dolayısıyla o ideolojinin pozisyonunu göstermesi bakımından çok önemli iki anekdot. Hı hı. Ve köylüyle devletin barışması, evet, yani. Yani 50 hareketi bundan farklı değil ki. 50 hareketi bir taşra hareketi. Genel oy ilkesinin verilmesiyle birlikte 65'ten itibaren işte kendisi Demirel diyor ki ben köylüyle barıştırmak, hı, için bu işe başladım. Niye bunu sordum hatırlatayım. Beyaz Türkler darbeleri ya da bu müdahaleleri bile, bir kısım Beyaz Türkler'den bahsediyoruz, meşru gören bir i̇şte yapıya sahipti. İşte o kesim, evet, haklıdır. Bakın işte Cumhuriyet ezanı Türkçe okutuyordu. Fakat onlar geldiler yeniden Arapça okuttular. İşte bu irticadır. Bu gericiliktir. Takunyalılar. Bu, Takunyalılar onların onlara tesmiye ediliyor. Takunyalılar adı veriliyor. Ve dolayısıyla onlara dönük ordu hareketini ordu doğru yaptı, iyi yaptı diye değerlendiriyorlardı. Benim bütün çocukluğum, ilk gençliğim bu tartışmayı bu şekilde dinlemekle geçti. Ha ama şimdi 1990'lardan itibaren bu bahsettiğim nedenlerden ötürü bu modelin daha fazla sürdürülmesi mümkün olamadı. Yani asker gelecek, darbe yapacak. Bunun bazı girişimleri de oldu. Kuşkusuz. 98, evet, evet. 97, 28 Şubat bunun bir başka versiyonu, çeşidi, türüydü. Daha sonra da bir takım hareketlerin i̇yi olduğunu sonradan falan. İyi muhtıralar. Evet. 27 Nisan 2007'de bile yani özde sözde değil, özde laik birisi Çankaya Köşkü'ne çıksın diye muhtıralar internet sitelerine koyuldu. Ama işte ondan sonra bakıldı ki bu artık daha fazla önlenebilecek diyeyim tırnak içinde veya o tür yaklaşımlarla ortadan kaldırılabilecek bir hareket değil. Bu büyük taşra hareketi. Hmm. Yani İstanbul'a senede 500 bin nüfus, 13-15 senede 5-6-7 milyon nüfus gelmiş durumda. Bunlar elbette toplumsal hayata katılacaklar. Bir kısmı böyle. İkinci kısmı daha da önemli. Anadolu'daki sermaye sonradan anlaşıldı ve fark edildi ki evet İstanbul'daki sermaye ile mukayese edilecek düzeyde büyük değil, değildir ama bizim tahmin ettiğimizden de
çok daha büyük. Sermaye büyük, bir taraftan başka bir hareket geliyor. Büyük taşra hareketi ve bir taraftan da AK Parti'nin varlığıyla Kemalistliğin, başka rejim değil, bu rejimi dönüştürme çabaları. Şöyle yapalım, bir ara vereceğim, bir nefes alalım. Sonrasında ne oldu da muhalefete kilitlendi, kaldı ya da neyin arasına sıkıştı konuşacağız. Söz sana devam ediyor, bizden ayrılmayın lütfen. Diyelim ki en yakın benzin istasyonu çok çok uzakta. Hem de kilometrelerce. Yakıtımız yetmeyecek. Blue HDI motoru olmasaydı belki. Harika. Diyelim ki şerit değiştireceğim ama o şeritten geleni görmedim. İngiltere kraliçesi olsa bile. Kör nokta uyarı sistemi olmasaydı belki. Hadi harika. Diyelim ki... Evet, o da var. Var mı? Var. Peugeot teknolojisi ve konforu %0 faiz, 40 bin liraya varan kredi avantajıyla Peugeot'a. Neden? Neden bir başka bakıyorsun bu memlekete? Sonucu meçhul bir mücadelede elini taşın altına niye koyarsın? Niye destek çıkarsın ki bir milletin kurtuluş hayallerine? Kafanı çevirip görmezden geleydin ya. Memleketi sıtma sardığında ilaç dağıtmak senin işin mi? Okumayı yeni söken Leyla Hanım. Kıt kanaat biriktirdiğini ilk dükkanına yatıran Hasan'ın geleceği sana mı kaldı? Emekçinin, çiftçinin, sanayicinin derdi sana mı kaldı? He? Hadi bunu da geçelim. Sen bankasın. Ferman dayı hasadı yapar yapmaz oğlunu everecekse sana ne? Hem zaten kimsenin gitmediği yerlere gitmek gibi garip bir huyun da var. Tek bir bankanın olmadığı 400 yere şube açmışsın mesela. Niye? O koca koca projeleri en önce sen destekleyeceksin de ne olacak? Sana ne? Vardır nasıl olsa yapacak birileri, değil mi? Değil. Niye mi? Niyesini? 152 yaşına gel, sen de anlarsın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Dünyada her şeyden daha çok sevdiğin biri var. İşte bu yüzden önce sen. Önce sen kendini Enen'in hayat sigortası güvencesine al ki sen yanında olmasan bile o hep güvende olsun. Önce sen. Geceleri sürekli uyanmaktan bıkmıştım. Omnivit Good Night'ı denedim. Doğal içeriği sayesinde uykuya kolay dalıyorum, huzurlu uyuyorum ve dinlenmiş uyanıyorum. Uykunu tam al, günü tam yaşa. Omnivit Good Night. İstanbul'un en büyük sahil kasabası doğuyor. Deniz İstanbul. Eşsiz deniz manzarası, az katlı evleri, villaları, okulu, hastanesi, AVM'si ve sosyal imkanlarıyla Deniz İstanbul'u biz ne kadar anlatsak az. Bir gidip görmek lazım. Deniz İstanbul, Keleşoğlu Holding. Mantolama yaptıracaksınız, karar mı veremiyorsunuz? Weber çözer. Standartların ötesinde yalıtım sağlayan ve daha uzun süre güzelliğini koruyan Weber Maxiterm mantolama sistemi. Webermantolama.com. Seba Ofis Bulvar benzersiz mimarisiyle Ayaza bölgesinde iş yaşamına yepyeni bir soluk getiriyor. Belgrad Ormanı'nın manzarası ve taze havası tam kapsamlı ofis fikriyle hayat buluyor. Masla 1, Levent'e 5 dakika uzaklıkta farklı büyüklükteki ofisleriyle yeni bir ticaret merkezi doğuyor. Seba Ofis Bulvar size özel yeni bir iş merkezi Seba İnşaat güvencesiyle. Mantolama yaptıracaksınız, karar mı veremiyorsunuz? Weber çözer. Standartların ötesinde yalıtım sağlayan ve daha uzun süre güzelliğini koruyan Weber Maxiterm mantolama sistemi. Webermantolama.com. Yatırım var. Doğru yatırım var.
yatırımın kralı var. Relax Plus'ta Ankara Yaşam Kent'in en kazançlı yatırımı şanslı sahiplerini bekliyor. Relax Plus, hayatın artısı. Atasay'da şu kadarcık bir tek taş ve beş taş pırlanta 3690 lira yerine sadece 1990 lira. Kitapla buluşmanın en kolay yolu kitapyurdu.com. Atasay'da şu kadarcık bir pırlanta su yolu bileklik 4990 lira yerine sadece 2590 lira. Tümü KDV'nin yarısı. Hayalinizdeki Nissan yıl sonuna kadar sizin olsun. KDV'nin yarısı Nissan'dan. Gelin yılın bu son fırsatını kaçırmayın. Uçmak mı istedin? En uygun fiyatlarla istediğin yere uçmak artık çok kolay. Ucuzabilet.com'a gel, biletini hızlıca al, ETS Tur güvencesiyle uç. Ucuzabilet.com. Sözsene devam ediyor. Hasan Bülent Kahraman'la birlikteyiz. Beyaz Türklerle başladık. Bir geniş açıklama yaptık aslında. Sıkışmışlığını anlatıyorduk. Aslında bu yüzden girdik bu konuya. Yani tarihsel bir gelişimin yeteri kadar okunamamasından kaynaklanan bir durum. Tabii, nerede sıkıştı Beyaz Türkler şu anda? Şöyle, şimdi demin söylediğim gibi yani temel yaşama normlarının doğru kabul edilen esasları sosyolojik bir dönüşüme uğrayınca insanın bu tepkileri göstermesi bir yere kadar doğaldır. Ben 1990 yılının hemen başında, 89 yılında Berlin Duvarı yıkıldı. Yani 89'un sonunda, 90'ın hemen başında Almanya'ya gittim. Ve Doğu Berlin'e de geçtim. Orada bunu gördüm başka bir model içinde. Yani 60 sene 1917'den bakarsanız belli bir ideolojiyle yaşamış insan kitlesi birdenbire her şeyin yerle yeksan olduğunu görmüş. Şimdi Türkiye'de o kadar radikal bir tabii şey çok farklı olmamakla örnekler, birlikte tabii. Bunu şunun için söyledim. İnsanın ideolojik anlayışının, algısının, kabullerinin sarsıntıya uğramasıyla yaşayacağı bir sarsıntı olur. Bu doğaldır. Geçenlerde Profesör Doktor Celal Şengör'ün açıklamaları vardı. Celal Bey çok kıymetli bir akademisyen, gerçekten önemli bir bilim insanı. Ama o açıdan yaptığı açıklamalar, zaman zaman kişisel sohbetlerimize tartıştığımız için rahatça söylüyorum, hakikaten yenilir yutulur değil ama çok şaşırtmadı beni mesela. Yani onun gibi düşünenler de var. O kadar keskin olmasa da. İşte şöyle, şaşırtması lazım. Yani evet. Şöyle, ben onu anlıyorum da şu anlamda söylüyorum. Yani bir toplumun bir sosyolojik değişimi yaşamasını kabul edecek bir esnekliğin de olması lazım. Bir şey daha söyleyeyim buna ilaveten. O da şudur. 23 Cumhuriyet Hareketi geldiği zaman işte hep anlatılan kitapların yazdığı, yani Rauf Orba'ya da git şu hilafetin kaldırıldığını tebliğ et dedikleri zaman, ya ben de babam da o kapının ekmeğiyle, onun nanu nimetiyle büyüdüm, ben gidip bunu yapamam demiştir. Veya bakın bir şey daha söyleyeyim. Şimdi çok farklı değerlendiriyoruz ama emin olun 1960'larda 70'lerde Demirel'in değerlendirilişi bu çevre tarafından bugün AK Parti'nin, Erdoğan'ın değerlendirilişinden zerre kadar farklı değil. Farklı ben değil. Ankara'da yetiştim. Bütün hayatım bunları dinlemekle geçti. Beğenilmiyordu. Hayır. Mümkün. Yani o zaman adı işte çoban sülü, evet, deniyor. Yani
Evet. Eğer bir şeyse tenzih edeyim veya affına mağrur. Bayram aşağılamak adına söyleniliyordu muazzez, değil mi? Evet. Muazzep etmemden çekinerek söyleyeyim. Çoban sülü deniyor. İşte efendim bu işlerden ne anlar deniyor falan. Yani ötekilerin adını demin siz söylediniz, takunyalılar deniyor. Yani bu çatışma bugün daha radikal. Neden? Neden? Niye bugün daha sert? Bugün daha bir kere bu değişimin artık pek geriye işlemeyeceği görülüyor. Yenilmişlik duygusu. Evet. İkincisi şu, demin bahsettim. Yani yardımcı diyelim kurumlar artık devre dışı. Üç, bu kitle çok siyasal bir kitle artık. Yani çok yazdım bunu. AK Parti'nin belki de en önemli başarılarından birisi, bunu kabul etmeyenler var ama bu kitleyi müthiş mobilize etmiş olmasıdır. Bu kitleyi müthiş politize etmiş olmasıdır. Yani kendi tabanından bahsediyor. Evet, evet. Dört, şimdi bakın ben siyaset bilimciyim ve bunu bu teorik çerçeve içinde anlatmakla mükellefim. Şimdi muhafazakarlık tartışması Türkiye'de yapılıyor. Bir kültürel muhafazakarlık var. İşte AK Parti ve çevresinin keşfetmeye ve öğrenmeye çalıştığı bir muhafazakarlık. O kitle muhafazakar falan değil. Bu benim temel iddialarımdan biri. Türkiye'de öyle bir muhafazakarlık da yok. Bu kadar sosyal hiyerarşide yukarı doğru hareketli olmayı kendine hedef seçmiş ve bunu yaşayan bir kitlenin muhafazakar falan olması mümkün değil. Kaldı ki bu 1950'den beri devam eden kitle kalkınmacı, müthiş kalkınmacı bir muhafazakar. Bunlar kültürel muhafazakar mı bunlar, evet, diyorsunuz? Evet. Peki. Şimdi onu bir cümleyle açayım. Bu kesim aslında Türkiye'deki büyük dönüşümü 50'den beri yapan kesim. Çünkü bu ancak altyapı değiştirilirse kendilerine bir dayanak bulacağını bilen bir kesim. Bunlar sadece gelenekçi, gelenekçilik de veya muhafazakarlık da o kesim tarafından sadece Müslümanlığı ifade eder. Başka hiçbir muhafazakarlıkları bunların yok. AK Parti tam tersine bugün bir muhafazakarlık tarif, kültürel bir muhafazakarlık tarif ederek o kitleye bunu öğretmeye çalışıyor. İşte ben bunu çok yazdım söyledim. Çamlıca'ya cami veya ona benzer diğer sembolik adımlarla bu muhafazakarlığın tanımı şu anda yapılmaya çalışılıyor. Şimdi ama başka bir muhafazakarlık tanımı var siyaset biliminde. Bir zamanında öncü, ilerici, yol açan, avantgard bir ideoloji, ki ben daima Cumhuriyet ideolojisini tarihsel olarak ilerici ve öncü bir ideoloji şeklinde gördüm ve nitelendirdim. Bu kendi dayanaklarının veya ifade ettiği ideolojinin içinde yaşadığı konjonktürde daha fazla o nitelikleri taşımadığını gördüğü andan itibaren müthiş bir içe kapanma ve muhafazakarlık yaşamaya başlıyor. Yani o kendi ideolojisini çok sıkı sıkıya muhafaza ederek, yani korumak, koruyarak ayakta tutmaya çalışıyor. Türkiye'de şu anda olan bu. Bir son şart söyleyeyim, o da şu. Bu sosyolojik değişimin getirdiği bir politik sonuç var. Hı hı. Yani 94'te yerel seçimleri, işte Refah Partisi, Fazilet Partisi kazandı. Şimdi 2002'de AK Parti'nin iktidara geldiği zannediliyor. 94'te Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde o tarihte AK Parti'nin öncülü olan partiler iktidara gelmediler mi? Geldiler. 94-2015'i bile bitiriyoruz. Yani 21-22 senedir bu kesim iktidarda ve buna mukabil diğer tarafın sahip olduğu parti, kurucu parti, CHP deyin, hangi partiyi buna eklerseniz ekleyin. CHP var yani. CHP bunu dönüştürecek, bunu aşacak, hatta bunu algılayıp yeniden yani reforme edecek bir politika ve bir ideoloji üretemiyor. Peki şunu soracağım. Yaklaşık 21 yıldır aslında yönetiyorlar diyorsunuz çünkü. Evet, iktidarda diyorum. Ama iktidarda. Evet. Ama hiçbir dönemde böyle bir kutuplaşma yaşanmadı. Şimdi o şundan, şimdi bakın. Şunu da sorayım buyurun, arkasına. Şöyle tabii, ki tabii, AK Parti bütün bu dönüşümü yapar, kendi muhafazakar kesimine bir reform ya da bir dönüşüm sağlamaya çalışırken kendisinden olmayanı ötekileştiriyor mu? Şimdi önce ilk soruya cevap vereyim, onu buraya bağlayayım. Şimdi çok
ileri giden, sertleştiren bir açıklama, yorum vesaire yapma kaygısı içinde değilim. Tam tersine bu durumu nasıl aşabiliriz diye kafamı, zihnimi yoruyorum. Şunu söyleyeyim. Richard Hofstadter diye bir Amerikalı tarihçi var. 70'lerde ölmüş birisi. Fakat bunun Amerikan politikasında paranoid tarz diye bir makalesi var. Hı hı. Yani bir toplumun buna benzer durumlar karşısında, ki o bunu Amerika'daki sağ politikalar açısından söylüyor, bunu nasıl kendine ait bir hatta ruhsal problem haline getireceğini de ifade ediyor. Yani işte ülke bölündü, ülke elden gitti, işte efendim parçalanıyoruz. Neredeyse bizim korkularımızla aynı. Aynı. Paranoyak bir durumumuz var yani. Şimdi başka bunu izah etmek mümkün mü? Yani ağır bir tabir ise özür dilerim ama ben de bir yere referans vererek konuşuyorum. Şimdi bugün söylenenlerin içinde işte Ara Güler hadisesi ortada. Evet. Daha dün yaşadık. Cumhurbaşkanı şimdi, fotoğrafını çektiği için şey Cumhuriyet Gazetesi ustayı Araki bulasın cümlesi. Gerçi ertesi gün özür dilediler. Efendim, ama yani şimdi ne diyor o açıklama? O bence çok önemli bir açıklama. Yani onu bir milat bile kabul etmek lazım. Bu kutuplaşmanın diyor biz de ivasına, aldatıcılığına kapıldık. Kapıldık ve biz de bu yanlışı yaptık diyor. Yani umarım gerçekten bu yanlış diğer buna benzer yanlışları yapanlar tarafından da anlaşılır ve böyle değerlendirilir de bir parça bu tansiyon düşer. Yani bu böyle kuşkularla, kaygılarla işte yıkıldı, bölündü, elden gitti, rejim değişti. Burada şöyle bir nokta var. Bu kadar hareketli bir toplumsal yapının karşısında bir kesim kalkıp efendim aman durun, aman yapmayın, o yanlıştır, bu yanlıştır dediği zaman bu defa kim ilerici, kim muhafazakar bu tanım da değişiyor. İşte o muhafazakarlık tanımı bence bugün Türkiye'de bir kere yer değiştirmiştir. İki, böyle kaygılarla, kuşkularla toplumsal hayat ve hatta siyasal hayat üretilmeye çalışılmaktadır. Şimdi bu sizin sorunuza geleyim. Nasıl aşılır ve AK Parti acaba ötekileştiriyor mu? Evet. Bu kendiliğinden olan bir durum. Yani AK Parti kendisinin işte tabanının ötekileştirildiğini düşünüyordu. Biz de o yüzden başta beyaz nedir ne değildir diye bunu konuşmaya başladık. Şimdi öbür taraf kendisini öteki olarak görüyor. O zaman ben şunu söylüyorum. AK Parti önemli işler yaptı, kırsal alanın dönüşümünü sağladı. 100 yıl önceki Amerika'nın durumundayız. Yani kırsal alan dönüşmüş, taşralar merkezlerin etrafında uydu kentler şeklinde olmuş ve toplumsal mobilizasyon sanayi ile birlikte yukarı doğru gidiyor veya ekonomik kalkınma. Orta sınıf oluşuyor, ekonomik iyileşme var ve siyasallaşma. Bunlar modernleşme değilse modernleşmeyi nasıl tarif edeceğiz? Şöyle tarif edeceğiz. Bunlar oldu ve çok önemli. Ama bu bizim Türkiye'de yaşanmış olan bir değişimi, bir reformu kendimize ait normları kıstas alarak yaptığımız bir dönüşüm. Bunun önemsiz olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten biraz kurcaladığınız zaman bunları reddeden birisi yok. Neyi reddedeceksiniz? Ama evrensel demokrasinin bugün temel kabulleri bizim Türkiye'de üzerinde konuştuğumuz bu meseleler artı bundan daha fazla şeydir. Yani makro demokrasi dönemi dünyada bitmiştir. Liberal demokrasi artık çok mikro ölçekteki demokrasilerle ilişkilidir. Dolayısıyla biraz AK Parti'de aslında bu şöyle, işi yapmak. AK Parti, yani bu kutuplaşmayı halletmek. Ben hep şunu düşünürüm. Ben bir üniversitenin yöneticisiyim. Orada işler iyi gitmiyorsa ben kendimi bundan sorumlu tutarım. Ne yapması gerekir AK Parti? İşte onu söylüyorum. AK Parti şimdi ikinci dönemine başlamalı. Nitekim onlar da bunu algıladılar zannediyorum ki sürekli olarak seçimlerden, iki seçimden önce de değişim, reform, yenileşme, işte Davutoğlu Başbakan şimdi muhalefeti ziyaret ederek anayasa değişikliği ve diğer yasalarda yapılacak değişiklikleri görüşmek istiyor. O bakımdan eğer biz bugün demokrasiyi gerçekten bu mikro ölçeğe indirirsek, yani kadın
na dönük şiddeti ortadan kaldırırsak, ne bileyim okullarda eğitimdeki demokrasinin standardını yükseltirsek, aile içi şiddeti yok edersek, buna benzer diğer mikro ölçekteki demokratik gelişmeyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü tartışmasız bir kabulle ve toplumun her kesimiyle diyalojik, karşılıklı konuşmaya dayanan bir yapı oluşturursak, o zaman şimdi zannediyorum bu tansiyon teoride düşer. Teoride güzel bunları duymak, evet. Ama pratikte o algıyı, her yapılan işin arkasında acaba ne var algısını da açıkçası kırabilmek çok mümkün gelmiyor bana şimdi Türkiye'de. O, yani siz benden daha iyi biliyorsunuz estağfurullah. Bunu. Bunun dışında bir tartışma. Yani o tartışmayı yapıyoruz zaten. Evet, paranoya diye bahsettiniz. Evet. O nasıl aşılır? Ona verecek çok fazla bir cevabım yok. Ama bir cevabım var. O da şu. İşte orada da öteki partiye ve partilere görev düşüyor. Tam da işte o noktayı soracağım. Demin evet. dediniz, daha doğrusu makalenizde şöyle bir şey vardı. Haziranda HDP evet. hani vardı. Evet. O desteklendi. Evet. İnanılmaz evet. büyük bir evet. başarı oldu. Beyaz evet. Türklerin oraya evet. gittiği aşikar. Evet. CHP'den bile gitti evet. oylar. Tabii, tabii. Ama sonra PKK çıktı. Şimdi orada şöyle biraz bir şey onu da oldu. Konuşalım bitirmeden. Önemli AK çünkü. AK Parti o çevre tarafından, o siyasal taban tarafından aşılması gereken tek hedef olarak görüldüğü için onda nasıl aşacaksınız? Onu ikinci parti yapma imkanı yok. Onun tek başına iktidar olmasını engellersiniz. O bakımdan oturuldu, düşünüldü. HDP barajı geçerse bu engellenecek. Üç partili mecliste tek başına iktidar olamıyor dendi ve oraya teveccüh edildi. Ayrıca HDP'nin Haziran ayında o çözüm sürecinin bir uzantısı olarak mevcudiyeti de çok önemliydi. Yani bu hepimiz bir siyasi bununla tutumu ilgili, da çok farklıydı. Evet, elbette evet. yazılar yazdık vesaire. Evet. Fakat ve o sonuç elde edildi. Ama bir kısma gelindiği zaman bakıldı ki o süreç değişti. Yani barış sürecinden şiddet dönemine geçildi. O zaman o çevre tabii her şeye rağmen tırnak içinde söyleyelim devletçi yapı ve işte o toplumsal başta anlattığım bütünlük içinde hareket etmeyi esas kabul ettiği için o homojen anlayış içinde ona karşı da bu defa ister istemez PKK ile ordu yani PKK ile devlet arasında sıkıştı. Bu neyi gösteriyor? Bakın bu şunu gösteriyor ki demin tam bıraktığım yer oydu. Siz çok iyi bir noktada müdahale ettiniz. O da şu, CHP'nin politika üretmesi lazım. Yani sadece pozisyonel siyasetle AK Parti'nin yaptığına karşı bir şeyler söyleyerek ve o da daima negatif ve olumsuz yani negatif olumsuz bir şey söyleyerek bu kitlenin siyaset üretmesi mümkün değil. AK Parti'nin yol alması da büyük ölçüde bununla engelleniyor. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi daha zihinsel olarak ve gerçekten politik olarak bir yenilik ortaya koyabilse, yeni bir takım görüşlerin, tezlerin savunucusu olsa, kendi kitlesini yenileyebilse, tabanını yenileyebilse, o zaman bu paranoya, kuşkuculuk, tedirginlik dozu eminim büyük ölçüde düşecek. Çünkü ihtiyaç da var değil mi? Büyük ihtiyaç. Yani bir taraftan son 1-2 dakikam evet. yani öyle bir ihtiyaç var ki bunu germek yerine bunun nedenlerini ve çözümlerini aramaya şimdi, çalışıyoruz bu programda da aslında bir belki. Bir şey daha ilave edeyim ona. Demin de bahsettim. O da şudur. Şimdi ben o zaman bir yazı yazdım. Dedim ki Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan kurtarabilir veya Kılıçdaroğlu Erdoğan'la kurtulabilir. Hı hı. Bu şu demek. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler, hadi MHP'yi de buna katayım, puanları çok düşmüş olmakla birlikte, bu hazırlanan yeni reform, yeni dönüşüm programına çok olumlu başkanlık tartışmalarına hatta yeni anayasa hazırlıklarına çok olumlu bir biçimde katılırsa, hı hı. katılırsa kendisini hiç seçimin olmadığı önümüzdeki 4 yılda politik bir güç olarak muhafaza edebilir. Hı hı. Benim en büyük endişem onların bunu gerçekleştiremeyip yapamayıp o zaman AK Parti'nin çaresiz bir biçimde diyelim yine
kendi kendisine bu işlerin önünü açıp yürümeye başlamasıdır. Halbuki çoğulcu demokraside benim anladığım, bildiğim ve arzu ettiğim diğer siyasal oluşumların da katılarak hep birlikte bu yeni siyasal yapıyı ortaya çıkarması, yeni bir demokrasiye ihtiyacımız var mı? Var. Kürt meselesi önümüzde mi? Önümüzde. Neler yaşıyoruz baksanıza. Evet, çok kadın meselesi önümüzde mi? Önümüzde. Peki şöyle sorayım. Uzlaşı olur mu? Yani taraflar arasında olur mu? Olması gerekir. Evet. Olması gerekir. Bir yani, öngörünüz var mı? Yani olması gerektiğinde hemfikiriz ama olur mu? Bu yapılırsa olur, yapılmazsa bir süre sonra herkes kendi cephesine, kendi kutbuna çekilir. Ama şunu unutmamak lazım ki bu iki kutuptan bir tanesi çok hareketli sosyolojik olarak, öbürü daha donuk. O zaman da bu bundan sonrasını bu nitelikleri, bu özellikleri, vasıfları göz önünde tutarak düşünmek gerekir. Hasan Bülent Kahraman, çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Söz sende de. Hasan Bülent Kahraman'la Beyaz Türk'le başladık. O sıkışmışlıktan bahsetmeye çalıştık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra iki konuğum daha olacak. Bizden ayrılmayın.